Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve İğniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle tek renk Reyyan marka tülbentim var ve 21 numara tığım. Tülbentimle birebir aynı renkte olan mavi rengi ipimiz bu şekilde arkadaşlar. Ve sizlere yine tek renk, tek sıradan oluşan iğneden tığa bir model hazırladım. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle, çok hoş. Yapımı da o kadar kolay, zarif bir model oldu. Şöyle tülbentimi toplayıp beyaz ışıkta da daha net göstereyim. Evet. Modelim bu arkadaşlar. Şöyle yakın plan tutayım. Daha net gözüksün tüm ayrıntılar. Evet. Şöyle de ütülenmedi arkadaşlar. Ütülendiği takdirde daha şöyle zarif yapışacaktır. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet. Üçer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Tığ battının içine sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle arka tarafını tutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın 3 tane tığ battıyla modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitledim ve 3 zincirimi çekiyorum. Bu birinci tığ battım. Tekrar 3 zincir kapatıyorum. 3 zincir, bu da 3. tığ battı. 3 tane tığ battıyı yaparak başlıyoruz. Bakın arka tarafı unutalım. Şimdi ilk başlar gibi başladık. 3 tane tığ battıyı yaptık. Bir zincirle ters tarafına döndüm ve tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi sıradaki tığ battının içine girip kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle düz tarafına döndüm. Sabitliyorum. 11 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 zincirimi çektim. Hemen bu 4 zincirli yuvaya kapatıp bir tane kirpik oluşturdum. Yine 11 zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 zinciri yine yuvanın içine girip kapattım. Tekrar 11 zincir. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 zinciri kapattım. Evet. Şimdi bu 4 zincirli yuvanın içine 11 zincirden 3 tane kirpiği yaptık. 6 tane zincir çekiyorum. Çevirdim 6 zincirimi şöyle 1, 2 ve 3. Üçünü de tığıma taktım. Bu şekilde sık iğne ile buraya sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Ve bu sık iğnemin arasından girip buraya bir tane yuva hazırladım. Bir zincir çekiyorum. Düz tarafına döndüm. Yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi 7 tane zincirden buraya 6 tane kirpik yapacağız. 7 zincirimi çektim. 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir. Kapatıyorum ikinci kirpik. 5, 6 ve 7. Yine 3. kirpik. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 4. kirpik. Tekrar 7 zincir. Bu da bakın 5. 1, 2, 3, 4, 6 ve 7. 6. ve sonuncu 7 zincirimi kapattım. Buraya yuvanın içine sık iğne ile giriyorum ki kirpikler şöyle aşağı meyletmesin. 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri çekiyorum. Buraya 3. tığ battının içine giriyorum. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bakalım arkadaşlar, yapmış olduğumuz işimize gerçekten bakın iğne yasıyla birebir aynı işlemi yaptık. Çok da güzel durdu. Bir tane daha yapalım. Yine aynı şekilde 3 zincirden 3 tane tığ battı yapıyoruz. Bu 1. 3 zincir. Bu 2. Bu da 3. Evet, şimdi 3 tane yaptık. Bir zincirimi çektim. Hemen ters tarafına döndüm. Sık iğne ile sabitledim. Bakın bu sık iğne önemli arkadaşlar. Yerden yüksekte oluyor ve şu yuvayı çok güzel durduruyor. Bu sık iğneler küçük ama önemli işi var. 4 zincir çekiyorum yine. Sıradaki tığ battının içine kapatıyorum. Bir zincirle şöyle düz tarafına döndüm. Tığ battımın içine sık iğne ile girdim. Yine 11 zincirden 3 tane kirpik yapacağız. Bakın burada da sık iğne yaptık. Dönüşte de sık iğne yaptık. Sık iğneleri yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Çok güzel durduruyor. 7, 8, 9, 10, 11. Yani bu modelinde püf noktası bu sık iğneler diyebiliriz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ve 11. 2 oldu. Bir tane daha 11 zincir. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Üçüncü. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincirimi çektim. Ters tarafına dönüyoruz yine. Bakın bu 1, bu 2 ve bu 3. Üçünü birden buraya kapatıp bir fıstık oluşturuyorum. 5 zincir. 5 zincirimi şöyle bakın sık iğnenin tam ortasından girip buraya minik bir yuva yaptım. 5 zincirden bir zincirle dönüyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne de kirpiklerimin güzel durmasını sağlıyor arkadaşlar. Bakın sık iğneler bu modelde önemli. 7 zincir çekiyorum. Kapattım. Bu birinci kirpiğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci kirpik. Toplamda 6 tane yapacağız. 5 zincirli yuvanın içine. Ve 7. Şöyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 6 ve 7. Tekrar 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın dibine muhakkak sık iğne. Başında ve sonunda kirpiklerin muhakkak sık iğne yapıyoruz ve 9 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Üçüncü tığ battımın içine hemen buraya sabitliyorum. Şöyle. Evet, 2 tane yaptık arkadaşlar. Bir tane daha yaparak şöyle tamamlayalım, tam olsun. Kapatıyorum yandaki tığ battının içine. 1, 2, 3 zincir. 2, 3 zincir. Evet, yine hazırladık bakın 3 tane tığ battımızı. Bir zincirle şöyle ters tarafından dönüyorum, sabitliyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapattım. Bir zincirle şöyle düz tarafına döndüm. Şimdi 11 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 zinciri kapattım buraya. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 zinciri çekiyorum. Tekrar 11 zincir. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Üçüncü 11 zincirimi de kapattım. Hemen 6 zincir. Evet, bakın bu şekilde 3 tane 11 zincirden kirpiği hazırladık. Ters tarafına döndük. Şöyle üçünü birden buraya sabitliyorum sık iğneyle. Evet, fıstığımızı oluşturduk ve 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi buraya kapatıp bir tane yuva oluşturdum. Şöyle bir zincirle de düz tarafına döndüm. Bakın bu şekilde oluştu. Şimdi bu 5 zincirli yuvayı bir zincirle sık iğne ile girdim. 7 tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 6 ve 7. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Üçüncü. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Dördüncü. Bir, iki, üç, dört. 5, 6 ve 7. Evet, 6 tane bakın bu şekilde yaptık. Şöyle dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu kirpiklerimin daha güzel durmasını sağlıyor. 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. Üçüncü tığ battıya kapatıyorum. Evet, bu kadar arkadaşlar. 3 tane yaptık. Umarım anlaşıldı. Şöyle tığ battıya da kapatayım ki sökülmesin. Evet, şimdi modelimize bakalım. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Kalıp gibi bir model oldu. Bakın çok da hoş oldu. Zarif bir model oldu. Şöyle bir de sallantılı haliyle bakıtayım. Yapımı kolay, hem iğneden tığa hem tek sıra hoşunuza gidecek bir model oldu. Şöyle istediğiniz renklerden tülbentinize yapabilirsiniz bu şekilde. Gayet hoş ve güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yapımı kolay olduğu için, çıtı pıtı olduğu için, ütüye uygun olduğu için. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.